Tekrar buluşmanız hayırlı olsun. Merhabalar, ben operatör doktor Ödül Tekinoş. Hocam buyurun, rica ediyorum. Bugün misafirliğe gelmiştik ama tabii söz yine bizi buldu. Olsun, yeter ki bir katkımız olsun. Değerli hocalarım, şeref verdiniz sizlerde. Çok sevgili misafirler, ben operatör doktor Gültekin Hoş. Kendim normalde bir karaciğer nakli cerrahıyım ama yaklaşık son bir yıla yakındır İstanbul Kuzey Marmara bölgesinin, yani Sakarya'dan Edirne'ye, içinde İstanbul gibi bir dünyanın olduğu altı kentin, altı şehrin, İstanbul'a şehir demeye bin şahit lazım, bütün organ nakli, beyin ölümü, transplantasyon sorumlusu. Yani bir başka deyişle işte, 8 ay öncesine kadar sadece karaciğer nakliyle uğraşan, zaten yeterince ağır işi olan bir cerrahken, son 8-9 aydır tüm bölgede bu önemli meselenin de Sağlık Bakanlığı cephesinde temsilcilerinden biri. Branşın karaciğer olmasına rağmen her zaman organ bağışına ve diğer organlarla alakalı sıkıntılara merak duymuş bir kardeşinizdim. Ama şimdi tüm organ nakliminde organ bağışının sorumlusu olduğum için akciğer nakliyle alakalı da dersimizi çalıştık. Ülkemizde organ bekleyen sayısı kabaca 30.000. Ama aslında diyalize giren hasta sayımız 80.000'e yakın, unutmayın. Bu şu demek oluyor. 80.000 diyaliz hastası içinde canlı donörü, akraba vericisi olmayanlardan sadece 22.000'i listeye girmiş durumda. Bir kısmı ümit yok, bir kısmı zaten kadavra çıkmaz, bir kısmı da haberdar olmadığı için listede değil. Bakın bu böbrek noktası. Akciğere gelince çok fazla başlık var ama bizim özellikle dert ettiğimiz akciğer nakli merkezlerimizin bugün olduğu durum. Siz biliyor musunuz bu ülkenin ilk başarılı akciğer nakli yapılan Süreyya Paşa Hastanesi'nde bugün akciğer nakli yapılmadığını? Siz biliyor musunuz bu ülkenin ilk başarılı retransplant, yani ikinci akciğer naklinin yapıldığı Yedikule göğüs hastalıklarında akciğer nakli yapılmadığını? Ve siz biliyor musunuz ülkemizin nice kadim üniversitesinden olan İstanbul Üniversitesi ve nice kadim, yani İstanbul'un fethiyle yaşıt ambleminde 1453 yazan İstanbul Tıp Fakültesi'nde akciğer naklinin kapandığını, yapılmadığını? Hepsinin farklı sebepleri var. Son akciğer nakli ekiplerimizi, kıymetli akciğer nakli cerrahi ekiplerimizi, göğüs ekiplerimizi, pulmonoloji ekiplerimizi neden akciğer nakli yapamaz hale geldiğini, kurumların, ekiplerin farklı sebepleri var. Ama bu önemli bir şey. Bu önemli bir dert. Bu sadece pulmoner arter hastalarının sklerodermi vesaire diğerlerinin derdi olmaması lazım. Bunlar milli meseleler. O yüzden biz şu anda bütün bu yükü yüklenen koşu yolu, İstanbul koşu yolu, Kartal koşu yolu ki minnettarız, hastanesine, Ankara şehir hastanesine, Ege'ye, diğer gayret eden, yine devam etmeye olan Marmara akciğer nakli ekibine çok çok değer veriyoruz, vermeliyiz. Yani konunun çok ayağı var, nakil ekipleri, bağış farkındalığı şeklinde. Bizler yine bir büyük gücümüzü de organ bağışı faaliyetlerine ayırıyoruz. Yani hem o nakil ekiplerini hayatta tutmamız lazım, hem de ülkemizde çok düşük olan organ bağışı oranını artırmamız lazım, biliyorsunuz. Biz insanlara ne teklif ediyoruz organ bağışını sorarken? Aslında çok insani, güzel, çok güzel bir şey soruyoruz. Ne diyoruz onlara? Hayırlı bir ömür diliyoruz, sağlıklı bir ömür diliyoruz önce. Sonra olur da bir gün yoğun bakımda vefat ederseler, acaba bu bedenleriyle üçü ya da dördü bebek veya çocuk, 8 veya 9 insana hayat vermek ister misiniz? Bakın, organ bağışı kartı alır mısınız? Türkçesi, kısa izahı nedir biliyor musunuz? Tekrar ediyorum. Bir gün yoğun bakımda ölürseniz, kesin çürüyecek olan bu bedenle 4'ü bebek veya çocuk, 8-9 insana hayat vermek ister misiniz? Önemli bir teklif mi? Bence çok önemli. İnsani bir teklif mi? Bence çok insani. Partiler üstü, milletler üstü, kültürler üstü, dinler üstü, mezhepler üstü bize bir soru. O yüzden diyoruz ki, organ naklini konuşmak için sağlıkçı olmak gerekebilir ama
organ bağışını konuşmak için insan olmak yeter. Bunu çok önemli. Ve yine diyoruz ki, biliyorsunuz bizim 3-9 Kasım haftası böyle bir haftaya sıkıştırmışlardı ya hani. Şimdi biz diyoruz ki, yaşam kaç hafta? 52 hafta. Ölüm kaç hafta? 52 hafta. O zaman neden bağış bir hafta? Bağış da 52 hafta. Yaşam bir yılsa, ölüm 365 günse, o zaman biz bu ülkede bağışı da 365 gün konuşacağız. O yüzden organ bağışını çok önemsiyoruz. Konular uzun, başlıklar ayrı ayrı. Ama ben gerçekten bugün gelme sebebi, bakın buradan da bir böbrek nakli çalıştayla merhaba demeye gideceğim. Ben sadece tekrar ediyorum. Sağlık Bakanlığı Kuzey Marmara Bölge Başkanı olarak ama içinizden de bir kardeşiniz olarak organ bağışı aktivisti olmak için 4 evladından birinin organ bekleme şartını beklemeyen bir baba olarak ama son 9 yılını da karaciğer nakline vermiş ve ülkemizin kadim kurumlarından Şişli Etfal Hastanesi'ne karaciğer nakli ünitesi kurmuş bir cerrah olarak size sadece aslında bir merhaba demeye gelmiştim. Merhaba biraz uzadıysa affınıza sığınırım. Ben ki başka sorusu olan yoksa ben peki buyurun. Benim var ama şimdi yani bir önceki beyefendi önce değerlendirmiş sorumdu. Bu arada ben de belirtmek istiyorum. Ben organ nakli kartımı 20 yıl öncesi zaten aldım. Hiç düşünmeden bağışladım organlarımı. Bir de ben şöyle bir şeyi af molası olarak size soracağım. Eğer ki yanlışsam, şu, bu benim duyumlarım. Ben sistematik sklerozis hastasıyım, Raynaud hastasıyım. Fakat bu Türkiye'deki değerli doktorlarımızın harcında bu tip araştırmaların nasıl kanser, hani Küba'da böyle bir çok tabii ki söylenti var, hani tedavisi çıktıysa, bizim de immün sistemi, bağışıklık düşüklüğü hastalarımızın Küba'da ve Rusya'da hani çözümünün olabileceği kulağıma hep geliyor. Bu acaba asılsız mı yoksa böyle bir şey gerçekten hani maddiyata dayanılmalı bir seçeneğimiz var mı? Yani benim bu konuda bildiğim bilimsel hani olarak gösterilmiş bir yöntemle tedavi yapılma dair orada o konuda bildiğim bir şey yok açıkçası. Bir de şunu vermek istiyorum. 91 senesinde ben Amerika'daki çalışmalara denk geldim. Amerikan Hasta Derneği Amerika boyunca çek satıyorlardı. İşte garaj satışları, ne bileyim böyle bir çay partileri düzenliyorlardı. Bana gülüyordum yani ne yapıyorsunuz ya dedim işte. Fundraising yapıyorlar yani fon yaratmaya çalışıyorlar. Pulmoner hipertansiyon çalışan doktorların araştırmalarına kaynak yarattılar. Bugün bu kullandığımız ilaçlar var ya, o çaylardan, o keklerden aslında başladı. O yüzden siz gücünüzü hafife almayın. Biraz da biz hastalar sorumlu sahibi olmamız lazım. Kim bu hastalıklar konusunda çalışma yapıyorsa, biraz onlara destek vermemiz lazım, katkı vermemiz lazım. Oturup evde beklemek çözüm değil, çözümün bir parçası olmamız gerekiyor. Hepiniz hoş geldiniz değerli hocalarım. Ben Doktor Hüseyin Ürün, Ankara'da halk sağlığı asistanıyım. Benim Funda Hoca'ya özellikle bir sorum var. Şimdi ülkemizde 5 milyona yakın nadir hastalığa sahip birey olduğu tahmin ediliyor. Ve beklenenden daha çok olduğu, bunun da sebebini 4 kişiden birinde akraba evliliği olduğu sebebiyle hani nadir hastalıkların ülkemizde daha çok görüldüğü düşünülüyor. Siz doğuştan kalp hastalıkları ve akraba evliliği konusunda neler söylemek istersiniz? Yani doğuştan kalp hastalıkları için böyle bir genetik şey yok. Türkiye'de akraba evliliği daha fazla olduğu için doğuştan kalp hastalıkları insidansı Türkiye'de daha fazla diye böyle bir şey iddia etmemiz mümkün değil. Genel bir insidans söylüyoruz Türkiye için. Biz işte 1000 canlı doğumda 8 doğuştan kalp hastası gibi. Ama tabii doğuştan kalp hastalıklarında da yatkınlık diyebileceğiz. Yani biz böyle bir şey, çünkü akraba evliliği
ne bağlamak için otozomal resesif, otozomal dominant gibi bir şeyin geçiş şeklinin olması lazım. Başka sendromların yok. Doğuştan kalp hastalıkları için biz bunu söyleyemiyoruz. Doğuştan kalp hastalıkları için çok faktörlüdür bunlar diyoruz. Yani mesela anne hamileyken gebeliğin ilk dönemlerinde ilaç kullanır, alkol alır, doğuştan kalp hastası olur. Bu tamamen dış nedenli bir şeydir. Ya da bir enfeksiyon geçirir. Hamilenin ilk dönemlerinde ateşli bir enfeksiyon geçirir, yine doğuştan kalp hastalığı olur. En çok bilmediği ilaçlar alır. Yani bunlara bağlı olur. Bu tamamen genetik dışı nedenlerle olur. Bir kısım doğuştan kalp hastalıkları, işte onların bir kısmı sendromik çocuklarda olur. Yani genetik geçişli sendromlar olur. Onların şeylerin bir parçası doğuştan kalp hastalığıdır. İşte mongolizm ya da Down sendromu dediğimiz, ama bu da akraba evliliğinden değil. Mesela annenin ileri yaşından dolayı o hamilelikte o bebek olmuştur. Onun için doğumsal kalp hastalıklarında yani akraba. Ama şöyle de bir şey de var gene de her şeye rağmen. Bazı ailelerde biz doğumsal kalp hastalığı görüyoruz. İşte ben mutlaka ya hepimiz soruyoruz yani yakınlarında da var mı? Gerçekten yakınlarında da mesela kuzenlerinde falan da doğumsal kalp hastalığı olduğunu görebiliyoruz. Buradaki en önemli şey annede ya da babada ya da önceki kardeşinde doğumsal kalp hastalığı var mı diye aslında sormak. Çünkü eğer hamile olarak geldiğinde mesela bir anne kendisi doğumsal kalp hastası ve şu anda hamile, işte o bu soruyu sorabilir. Bu bebeğin olasılığı nedir? Gerçekten annede doğumsal kalp hastalığı varsa bu bebekteki risk normal toplumdaki riskten daha yüksektir. Yani mesela toplumda dediğim gibi mesela fark kabaca %8'e de %1 desek, ama annede bir delik var, bir delik %10'a yükselebilir. Yani bayağı bir olma ihtimali. %90'da tabii normal olacak yani. Babada mesela varsa, baba doğumsal kalp hastasıysa bebekte %3 mesela, öyle rakamlar verebiliriz. Yani bu tür ihtimali arttı. Ya da bir önceki kardeşinde varsa gene bu bebek bu hamilelikte annesinin %3. İki kardeşinde bile varsa %10. Bu rakamları söyleriz ama şöyle bir şey diyemez. Şöyle geçer. Bunda olur. %25 şu ihtimaldir diye bir şey. Doğumsal kalp hastalıkları için söz konusu değil henüz. Ama güzel bir noktaya dikkat çektim. Eklemek istedim. Ne yapmak istedim? Yani farkındalık kararı kadına. Her 16 hastada biri nadir hastalık, yani Türkiye her 16 kişiden birinde nadir hastalık bu bir birey. Söyleyemem. Her 16 kişiden biri nadir hastalıklı birey Türkiye'de. Dolayısıyla günde eğer bir doktor 20'den farklı hastaya bakıyorsa, matematik olarak düşünürse, bunlardan bir tanesi nadir hastalık olabilir. Böyle bir farkındalık yaratabiliriz. Yani dikkat edin biraz. Evet. Bir de tabii doğumsal kalp hastalıkları için şöyle çok önemli. En sık rastlanan anomali, doğumsal anomali kalp hastalığı. Yani toplumda. O açıdan önemli. Onun için hani onları bebekler doğumsal kalp hastalığı mı, onu ailelerin fark etmesi açısından ben bazı bulgular söylemiştim. En sık anomali de doğumsal kalp hastalığı. Başka sorusu yoksa ben ya. Ben bir şey sorabilir miyim? Ben 2013 yılında ilk emboli attı bana. 6 ay tedavi gördüm. 6 ay tedaviden sonra tedavim kesildi. İyileştim denildi. Gün be gün kötüye gittim. Nereye gittiysem hastalığı söyledim. Bana emboli attı dedim. Ben iyi değilim dedim. Bana tahliller yaptılar, baktılar, bir şeyler yaptılar. Hiçbir şeyin yok dediler, eve gönderdiler. Hiçbir şeyin yok dediler, eve gönderdiler. Ben artık çok kötü oldum. Hiç uyuyamaz falan hale geldim. Kendim araştıra Bedrettin Yıldız elini. Yani akciğerde tansiyon diye bir akciğerin tansiyonu da mı varmış dedim. Bedrettin Yıldız elini ulaştım. O şekilde gittim. Muayene oldum. Bu hastalığımı öğrendim. Şimdi orası bana çok uzak geldiği için Siyamersek'te devam ediyorum. Bazen doktorlar değişebiliyor biliyorsunuz. Beni muayene edecek doktor bana dedi ki sen dedi emboli geçirmişsin, artık dedi tedavini keselim. Benim bu ilacı ölene kadar içmem gerektiği söylendi. Kronik trombo emboli hipertansiyon hastasıyım ben. İlk sol tarafım attı, şimdi her iki tarafımda da var. Hatta beynime bile tansiyonlandırıcı içtiğim halde atımlar oldu, ufak tefek. Beni etkilemeyen. Beynime bile atımlar oldu. Ameliyat oldunuz mu? Hayır olmadım. Şeyim çok düşük. Onu zaten söyledi. Hani bu dediğiniz o ölçüm yani hipertansiyon denen şey bende. Basınç yüksek değil. Basıncım yüksek değil. Arjiyoda oldum. Orada da çıkmadı.
Şimdi pulmoner emboli geliştikten sonra, geçirdikten sonra pulmoner hipertansiyon gelişmeden de kronik tromboembolik hastalık denen bir durum da var. İşte tabii sindromunuz çok hani detaylı bilmiyorum ama hani bu fıtı oluştuktan sonra, hastalık tedavi tamamlandıktan sonra normal standart tedavi süresi aslında yani değişiyor risk faktörüne göre ama en az 3 ay, genelde 6 ay. Ondan sonrasında bir risk faktörü yoksa yani durumu değerlendirerek tedavi sonlandırılıyor tabii. Ancak hastalık bir %30 kadar ilerleyen dönemlerde böyle nefes darlığı, yorgunluk gibi belirtilere yol açabiliyor. Buna da hani kronik tromboembolik hastalık deniyor. Ama pulmoner hipertansiyon geliştiyse, bahsettiğim gibi yani kıtep geliştiyse asıl tedavi cerrahi. Belki sizdeki hani kıtep olmayabilir. 40 üstü değil. O yüzden cerrahi düşünülmemiş olabilir. Ama tabii böyle bir durumda uzatılmış uzun süre kan sulandırıcı tedavi genelde önerilir. Ama risk değerlendirmesi yapılarak, yani her zaman kanama riskini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Pıhtılaşma riskiyle beraber. Düzenli tabii takip olmanız gerekiyor. Hani durumunuz hakkında kabaca söyleyebileceklerim bu kadar. Yani hala hastalığı bilmeyen, gittiğim uzman doktorlarda bilmeyenler bile var. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada bir bakış açınız doğru değil. Her doktor bizim hastalığımızı bilmek zorunda değil. Ama her doktor bizi hastalığımız konusunda uzman merkeze göndermekte görevli. Evet. Ama muayene eden doktor, o tah bölümündeki doktor, bahsettiğim doktor, tedavini keselim artık diyen doktor. Yok yapamayız. Şimdi başka bir doktorun da tabii burada yorum yapamayız. Yok yani ben başka bir ismiyle vermedim. Çünkü sizin... hani demek istediğim hani ben sinigrafilerim var, tedavilerim var, 2013'den beri bu tedavilerim var. Bilgisayara bakmadan ben mesela bilinçli olduğum için abi ben bilinçsiz bir hasta olsam keselim desem ne olacaktı? Anladım ama dediğiniz gibi başka saatlerinde şimdi... Doktorun ne düşünüyor dostlar acaba? Tabii yani... Biz detaylı bilmiyoruz. Sadece bir şeye baktı. Atıma baktı. Ama şimdi kan vermesinden... Doğru bir yaklaşım değil yani. Kim bilir neler düşündü? Tetkilerinde bir kısmı belki başka bir sorun vardı. Kanama ile ilgili bir şeyden korktu, başka bir şeyden. Bu kadar kolay karar verilemez. O kadar kolay değil yani. Ne olur? Bu kadar kolay yargılamayız. O kadar kolay yargılamayız. Hocamız ne dedi? Yok, 4 yani. Farklı bölümün beraber karar vermesi lazım. Yani kolay iş değil. Ha, ya, yok yargılamadım ben zaten. Sadece ben doktora anlatınca o zaman devam etmen gerekiyor dedi. Madem bu kadar tekliflerim var dedi. Biz bile çoğu zaman aramızda işte hani konseylerde konuşuyoruz, tartışıyoruz. Hakikaten özelliği olan durumlar bunlar. Takibi, tedavisi kolay olmayan hastalıklar. Kolay değil. Başka soru yoksa eğer ben Tekin Hoca'ya teklifte bulmak istiyorum. Tekin Hocam, isterseniz yemekten sonra devam edelim, isterseniz şimdi size konuşuyorum. Ne dersiniz? Yemek çıktığına göre benim enerjim var, devam edebilirim. Tabii. İstiyorsanız hocamız da sunumunu yapsın ama... Sizin 5 dakikası çalayım mı ben? Tamam. Şimdi arkadaşlar bir ufak bir şey göstereceğim size. Biz bir delilik yaptık. Pulmoner hipertansiyonlu insanlar sizin için Avrasya Maratonu'nda koştular arkadaşlar. Yani bizler koşabilir miyiz? Koştuk. Thank you.
Ucuz bir cihaz seçmiştim. Arkadaşlar kızdılar. Hayır, Amerikan malı olması lazım dediler. Senin başkanın değildi. Şifa olsun. Çalışma Avrupa Akciğer Vakfı'nda yayınlandı arkadaşlar. Haber yaptılar bizi. Tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah.
başlayalım mı?